Hocam, dua esnasında inşallah demek uygun mudur? Kehf suresi 23. ayet-i kerimede Rabbimiz inşallah'la ilgili bir bilgi veriyor bize. Rabbimiz buyuruyor ki hiçbir şey hususunda yarın şu işi yapacağım deme diyor. Ancak Allah dilerse yapacağım de diye Kehf suresi 23. ayet-i kerimede böyle bir bilgi var. Yani bir hafta sonra şuraya geleceğim, bir ay sonra şunu yapacağım, böyle konuşmamak lazım. Bununla ilgili ayet var. Böyle demeyin. Neden demeyin? Çünkü şu kapıdan çıkmaya bizim selahiyetimiz yok. O zaman ölür müyüz, kalır mıyız, hasta mı oluruz, başka bir işimiz mi çıkar? Bu Allah'ın bilgisinde olduğu için bu gibi durumlarda inşallah bir ay sonra geleceğim, inşallah yarın geleceğim deyin diyor. Kehf suresinde Mevla bu şekilde uyarıyor. Ancak duada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kabul olunacağına kesin inandığınız şekilde dua edin diyor. Ve duada kesin ifadeler kullanın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tirmizi'de geçen hadis-i şerif. Ya Rabbi bana iş ver, ver, eş ver, Ya Rabbi sıhhat, sağlık ver gibi kesin ifadelerle dua isteyin, dua edin Allah'a. Allah Ya Rabbi dilersen ver, yani inşallahlı dua etmeyin. Peygamber Efendimiz zaten bunu söylüyor. Çünkü duada kararlılık, kesinlik önemli olan budur. Dolayısıyla inşallah da kesinlik, kararlılık yok. Dilersen ver cümlesi duaya uymuyor. Dolayısıyla Rabbim kabul buyur anlamı gelen duanın sonunda amin demek uygun olan budur. İnşallah yerine duayı kesin ifadelerle Ya Rabbi şunu ver, bunu ver deyip sonunda da amin demek doğru olan budur. والقمر رأيتهم لي ساجدين.